Günaydın. Merhaba gençler. Ses ve görüntü geliyor mu? Sohbet kısmında yazalım. Evet, hoş geldiniz. Süpersiniz. Evet, süpersiniz. Günaydın bu arada. Güzel bir ders işleyelim diye umuyorum. İki konuyu tekrar edeceğiz. Bu zamana kadar çalışmış olanlar için de tekrar olacak örnek soru çözümlerimiz var. Ben Ceylan Kayıran, kimya öğretmeni, yeni gelenler için söylüyorum. Evet, örnek çözümlerim olacak. Arada sırada size soru yönlendirmesi yapabilirim. Kafanıza takılan bir şey olursa size zaten anket göndereceğim. Oradan yazıp sorabilirsiniz anlamadığınız yeri. Ara sıra size yönlendireceğim. İlk defa kullananlar olacak. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bilmiyor olabilirsiniz. Deneyerek olacak zaten. Aktif bir öğrenme, aktif bir eğitim yapmaya çalışıyoruz. Hepinize zihin açıklığı diliyorum öncelikle. Kimya güzel, eğlenceli bir derstir. Gözlerimizi, kulaklarımızı kocaman açalım. Dikkatlice dinleyelim. Evet. Şimdi dersimize başlıyoruz. İlk konumuz gençler, atom ve yapısı. Önemli bir konu. Aynı zamanda AYT'nin de altyapısı. TYT olarak anlatacağım ben size. Hemen bir başlayalım. Evet. Evet, size anket gönderiyorum. Görseli herkes görebiliyor mu? Atom yapısı çalışma soruları görebiliyor muyuz acaba? Tamam, güzel, süpersiniz. Hemen bir başlayalım. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz zaten kimyanın temel konusu atom. Atomun neler yaptığı, özellikleri, değil mi? Bunları inceliyor. Bununla ilgili örnek sorular, yeni nesil sorular, milli eğitimin soruları, çıkmış sorular ve tipik soruları çözümlerini size göstereceğim. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz. Aşağıda bir atom modeline ait bilgiler verilmiştir. Şimdi bilgileri okuyacağız. Bu modeli öneren bilim adamını soruyoruz. Üzümlü kek modeli. Arkadaşlar zaten üzümlü kek modeli bir etiket. Hemen şak diye ne diyeceksiniz? Tamsın. Değil mi? Diğerlerini okuyalım. Bu sayede de öğrenmiş olacağız. Nötr bir atomda artı yük sayısı eksi yük sayısına eşittir. Atomda yüklü taneciklerin bulunduğunu söyleyen modeldir. İlk defa söyleyen modeldir. O zaman cevabımız nedir? Adana Thomson. Thomson ne demiş? Üzümlü kek modelini öne sürmüş. Artı ve eksi yükler vardır. Bunların sayısı birbirine eşittir. Atom nötrdür şeklinde ifade etmiş modelini. Peki, İkinci sorumuza geçiyoruz. Bakın şu görselleri inceleyin. Bu görsellerin eşleştirmesini istiyor. Evet, hatırlayalım. Thomson'da üzümlü kek modeli artı ve eksi. İlk atom modelimiz Dalton'du. Topçuklar halinde, boş kürecikler halinde ifade etmişti. Bohr atom modeli merkezde bir çekirdek etrafında halka halka yörüngelerden bahsetmişti. O zaman eşleştirmeyi yaptığımızda gençler bakın şu kimi ifade ediyor? Halkalar var, yörüngeler var. Bohr atom modelini, şu boş topçuk Dalton'u, artı eksi yükler ve eşitliği Thomson'u. Eşitlemeyi yaptığınızda cevabımız Adana'dır gençler. Evet. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. Tarihi süreç içerisinde geliştirilen atom modelleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Evet. Dalton atom modeline göre üzümlü keke benzermiş atom. Doğru mu? Hayır, biz biliyoruz. Az önce öğrendik. Yanlış. İlk şıktan zaten yanlış. Ama diğerlerini de okuyalım. Hani bilgi olsun, kulağımızda kalsın. Rutherford atom modeline göre atomda pozitif yükün büyüklüğü atomdan atoma değişir. Elementin atom kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır. Evet, bu Rutherford'un çıkarımı. Thomson atom modeline göre eksi yükler artı yükler içerisinde homojen olarak dağılmıştır. Zaten biz buna üzümlü kek modeli demiştik. Peki, modern atom modeline göre elektronun en büyük olasılıkla bulunacağı ortam elektron bulutu modeli zaten orbitaldir. Yani etrafta yörüngelerde elektronlar boncuk gibi dizilmez.
Orbital denilen bölgelerde yoğun olarak bulunur. Bu da doğrudur. Bohr atom modeline göre elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça enerjileri artar demiştik. Biraz tekrar yapmış olduk. Peki, dördüncü sorudayız. Bakın, burada yörüngeler var. Birinci, ikinci, üçüncü yörünge. Birinci yörüngede bir atom, okun yönünü görüyorsunuz, üçüncü yörüngeye geçmiş. Peki bakalım. N1 düzeyinde bulunan bir elektron enerji alarak üçüncü düzeye çıkıyor. Buna göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Peki bir bakalım. Soğurma, absorpsiyon. Soğurma, absorpsiyon nedir? Enerji alma. Şimdi bir elektronun bir yörüngeden başka bir yörüngeye geçebilmesi için, bir üst yörüngeye geçebilmesi için gençler, enerji gereklidir. Peki enerji gerekliyse enerjiyi alıyorum, absorbe ediyorum. Onu emiyor demektir. O zaman burada absorpsiyon olayı vardır değil mi? Birinci yörüngeden ikinci, üçüncü yörüngeye zıplamak çünkü. Atom temel halden uyarılmış hale geçer. Evet, elektronun enerji olarak bir üst yörüngeye çıkmasına biz uyarılmış hal diyorduk değil mi? Uyarılmış hal yüksek enerjili ve kararsız haldir. Yani şu üçüncü yörüngede bulunan hal uyarılmış haldir. İlk fırsatta eski haline dönmek ister. Arkadaşlar, yani atom orada durmayacaktır. Hemen eski haline ısı ve ışık yayarak geri dönecektir. Peki, ikincisi de doğrudur. Bu gerçekleşen olayda ışın foton yayılır. Arkadaşlar, şimdi buraya çıktığı zaman enerjiyi almıştır. Fotonu, ışını yayması için geri dönmesi gerekir. Burada geri dönme değil, bir üst yörüngeye çıkma vardır. O zaman cevabımız nedir? 1 ve 2'dir. Evet, burada neyi anladık? Atomda elektrona enerji verirsen, elektron o enerjiyi alarak o enerjiye sahip olan bir yörüngeye zıplayacaktır. İkinci, üçüncü, dördüncü enerjinin büyüklüğüne bağlı. Ama bu uyarılmış haldir. İlk fırsatta eski haline dönmek isteyecektir. Işık ve ısı olarak yayacaktır. Ya da herhangi biri. İkisi birden olmayabilir. Peki, şekildeki görselde bakın su molekülünün oluşumu verilmiştir. Şimdi görüyor musunuz? Her bir atom bir modelle gösterilmiş. Şu gördüğünüz oksijen, iki tane hidrojen. Bakın oluşan molekülü görüyorsunuz değil mi? Sembolize etmiş. Altında açıklamasını da yazmış. Bu tepkime ve tepkimede yer alan atomlarla ilgili verilen bilgilerden hangileri Dalton atom modelinin açıklamalarındandır? Evet, Dalton ne demişti hatırlarsak? Elementler boş küreciklerdir. Her element, yani elementlerin, atomların bütün tanecikleri eşit boyda ve büyüklükte birbiriyle özdeştir demişti. Atom parçalanamaz demişti. Artı eksi yükten bahsetmemişti ve belli bileşikler oluşurken belli miktarlarda bir araya gelirler demişti. Peki, o zaman farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bu Dalton'un çıkarımı. Bakın doğru mu? Oksijen atomu kocaman, hidrojenler minnacık. O zaman birisi doğrudur. Kimyasal tepkimelerde atomlar başka bir atoma dönüşemez. Değil mi? Yani şimdi hidrojen tepkimenin sonunda oksijen olmaz. Bugün biz biliyoruz ki ancak radyoaktif tepkimelerde böyle bir şey olabilir. Atom başka bir atoma dönüşüyorsa artık o nükleer bir olaydır. Kimya içinde bunu incelemiyoruz. Radyoaktivite de inceliyoruz. Yani radyoaktivitenin kimya kısmında daha doğrusu. Fiziksel olarak da inceleniyor çünkü. Kimyasal tepkimelerde evet atomlar başka atomlara dönüşemez. Çünkü tanecikler durmuş değil mi? Bakın pembe, küçük, mavi, kocaman. Peki kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve türü korunmuş. Korunmuş mu bakın? Bir tane mavi, bir tane. İki tane pembe, iki tane. Türü ve sayısı korunmuş oluyor. Üçü de doğrudur. Dalton atom modelinin açıklamalarındandır aynı zamanda. Peki şimdi arkadaşlar inceleyelim. Şöyle bir kronoloji yapmışlar. Görüyor musunuz? İlk atom, ilk model, artı eksi yükler, çekirdek, yörünge, orbital ve günümüz. Görüyorsunuz değil mi? Tarihsel bir sıralama. Aşağıda da çizgiler var. Kırmızı, mavi, mor, sarı, yeşil hepsini bir bilim adamıyla eşleştirmişler. Fakat burada iki tane yanlış var. Yanlış eşleştirme var.
Yukarıdaki eşleştirmelerde yer alan hangi iki bilim insanı yer değiştirdiğinde atomun yapısıyla ilgili çalışmalar hakkında tarihsel sıralama doğru yapılmış olur. Şimdi bir yerine koyacağız. Diyelim ki karşınıza çıktı. Şöyle bir yerleştirin. Demokritus, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Arkadaşlar göreceksiniz ki günümüz Bohr. Bohr'dan önce Rutherford, Rutherford'dan önce Thomson, Thomson'dan önce Dalton, en sonda yani en başta da Demokritus. Şimdi bu sıralamayı uyguladığımızda Rutherford ve Dalton'ın yeri değişmeli. Neden? Bohr'dan önce Rutherford vardı. Fakat Bohr'dan önce Dalton'u yazmışlar. Dalton'la Rutherford'un yeri değişirse sıralama doğru olacaktır. Peki, atom altı tanecikler ile ilgili hangisi yanlıştır? Atom altı tanecik dediği zaman ne anlayacağız gençler? Proton, elektron, nötron. Neyi bileceğiz? Merkezde çekirdek var. Çekirdeğin içinde de proton ve nötron, dışarıda elektronlar. Nötron dediğimiz şeyler yüksüz tanecikler değil mi? Elektronlar çekirdeğin etrafındaki negatif yüklüler. Nükleon sayısı dediğimiz şey çekirdekten bahsediyoruz. Proton ve nötron sayısının toplamı. Atom numarası proton ve atom numarası proton sayısına eşittir. Çekirdek yükü, dikkat edin, çekirdek yükü proton ve elektron sayısı farkına eşittir. Biz asla öyle bir çıkarım yapmadık. Çekirdek yükü dediğimiz şey proton sayısı demektir. Yani atom numarası eşittir proton sayısı, proton sayısı eşittir çekirdek yükü diyoruz gençler. Bunu unutmayalım. Evet, cevabımız Edirne. Şimdi ne tür X atomu X eksi iyonuna dönüşürken bunun adı neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Negatif yüklüyse anyon, pozitif yüklüyse katyon diyoruz. Peki, eğer negatif yüklü iyona dönüşüyorsam bir elektron almışım demektir. Elektron sayımda artma olur. Ama proton sayım ve nötron sayımda değişiklik olmaz. Peki bir bakalım. Atom numarası değişmez. Çünkü elektron sayısında değişme var. Atom numarası nedir? Çekirdekte değil mi? Proton ve nötron var. Çekirdekle işim yok arkadaşlar. Elektron alıp verirken yörüngelerle işim var. Zaten çekirdeğin içine girdiğim zaman atom bombası oluyor. Peki o zaman birincisi gerçekleşmez. Elektron sayım evet bir artar değil mi? Bir tane elektron almışım. Nükleon sayım değişmez. Nükleon sayısı dediğimiz şey nedir? Nötron ve proton toplamı. Ne demiştik? Çekirdekte herhangi bir değişiklik olmaz. Elektron alıp verirsem. Değişiklik yörüngelerdeki elektronlarda. Cevabımız Deniz'di. Evet. Şimdi şöyle tablo. Klasik bir soru. Tablo verecek. Elektron, proton sayısı. X, Y, Z taneciklerine ait elektron ve proton sayısının içeriği yukarıdaki gibidir. Buna göre bilgiler vermiş. Şimdi arkadaşlar ne yapacaksınız? Burada X, Y, Z'yi alıp elektron ve proton sayılarını yerleştirmeniz lazım. Şimdi hepsini yerleştireceksiniz. Proton sayısı şurada. Bakın elektron sayısı da sağ alt köşede. Peki 18'e 15 demek ki bu negatif yüklü, eksi 3 yüklü. Neydi hatırlayın? Şu ikisinin toplamı bana proton sayısını verecek. Negatif olduğu için çıkarma işlemi yapıyoruz bu arada. Peki Y'yi yerleştirdiğimiz zaman bakın 10 ve 12 demek ki bu pozitif yüklü, artı 2 yüklü. Z'yi yerleştirdiğimiz zaman negatif yüklü olduğu ortaya çıkıyor. Bir anyon, bir katyon, bir de anyon açığa çıkıyor. Peki X taneciğinin iyon yükü eksi 3 müdür? Evet, birincisi doğrudur. Bulduk. Y taneciği katyondur. Evet, doğrudur. Z taneciği nötr müdür arkadaşlar? Hayır. Negatif yüklü olduğunu bulduk. Zaten nötr olması için elektron ve proton sayısının eşit olması lazım. Tamam mı? Bakın Y'de iki tane artmış demek ki, pardon, elektron sayısı azalmış demek ki pozitif yüklü. Bakın burada artış var, negatif yüklü. Yani şunu yapmadan bile şuradan yorumlayabilirsiniz. Cevabımız 1 ve 2'dir. Evet, şimdi şu soruyu size göndereyim bakayım. Önünüzde kalem kağıtlarınız vardır umarım. Sizi bir deneyeyim bakalım.
bu soruyu bir çözmeye çalışın. Hadi bakalım. Evet, anketi sonlandıracağım gençler. Cevap verecek olan varsa biraz. Evet. Evet, anketi sonlandırıyorum. Evet, bakalım çoğunluk A şıkkını bulmuş. Nerede hata yapmışız acaba? Eşit sayıda elektron içeriyorsam argon 18. Evet, hemen fosforun sağ alt köşesine 18'i yerleştirdiğimde proton sayısı ne çıkacak? 15. 18, 15. Şu ikisinin farkı, yani kütle numarasından proton sayısını çıkarırsam aradaki fark 16, nötron sayısını verecektir. Bu şekilde çözüyoruz gençler. Devam edelim. Şimdi şöyle karşımıza soru çıkabilir. Karşında bir iyon var. Nereden biliyorum? Yukarıda. Negatif değil mi? 2 eksi yükü var. Toplamda 50 elektronum var. Böyle sorularda toplam elektron sayısını vermiş. Bakın böyle sorularda şu eksi 2 yükü göz ardı edemem. Bunu da hesaplamak zorundayım. Elektron sayısında. Ama proton sayısını kesinlikle ilgilendirmiyor. Şimdi buna göre X atomunun proton sayısı hangisidir diyor. Dikkat edin, fosfor ve oksijeninkini vermiş. Toplam elektron sayım da var. Hemen yaparım. Bakın ne yapacağız. Şurada 4 tane oksijen. 8 ile çarpıyoruz. 32 tane oksijenden elektron geldi mi? Evet. Fosfor 15. Zaten 1 tane. 15 tane de elektron fosfordan. X'i bilmiyorum. Toplayalım. X 15. 32 zaten oksijenden. Dikkat edin. İyon değil mi bu? 2 tane elektron zaten molekülde var. Molekülün dışında 2 elektron var. Onu da eklemek zorundayım. Bakın ekledim. Toplam elektron sayım 50 eşit dediğimde X ne çıkacak arkadaşlar? 1 çıkacak. Cevap Adana. Bu şekilde çözüyoruz. Evet. Şimdi mesela burada iyon değil. Dikkat edin. İyon değil bu. 66 elektron var ama aynı yöntemi kullanacağız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 2 tane hidrojenden değil mi? 2 elektron, x'i bilmiyorum, soru işareti. 4 tane oksijenden çarpın, 4 çarpı 8, 32 değil mi? Ve bileşik nötr olduğu için herhangi bir ekleme çıkarmam yok. Peki toplayalım. Buradan 2, 32, 34, 66 eşitlemem lazım. Aradaki fark 32. Cevap Edirne'dir diyoruz. Bu şekilde çözeceğiz. Çünkü bu sorular genelde karışıklık yaratıyor. Çözümünü ayrıntılı gösterdim. Şimdi bu da değişik bir soru. Evet, iki tane iyonum var. Bakın ikisi de katyon. Görüyor musunuz? Peki ikisi krom. İkisinin atom numarası aynı ama dikkat edin kütle numaraları farklı. Hemen aklıma ne gelecek? İzotoptur bunlar. İzotop iyondurlar ama aynı zamanda. İzotop iyondurlar çünkü nötr değiller. O zaman ben ne diyorum? Birincisi için evet, izotop iyonlardır. Doğrudur. Peki. İyonik hale geçtikleri için kimyasal özellikleri artık değişmiştir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır diyoruz. Normalde izotopların kimyasal özellikleri aynıdır gençler. Tamam mı? Ama burada ikisi de elektron kaybettiği için, elektron sayıları değiştiği için kimyasal özellik otomatik olarak değişir. Yani biz ne diyoruz? Elektron sayısı, nötrse proton sayısı aynı zamanda kimyasal özelliktir. Bunu unutmayalım.
Peki nükleon sayıları aynı mıdır? Nükleon sayısı nedir arkadaşlar? Kütle numarası. Bakın aynı değil. Cevabımız Ceyhan'dır. Peki şimdi böyle karşımızdaki ÖSYM çok sever şekilli görselli soruları arkadaşlar. Şimdi bakın bu görsel aklınıza kalsın. Bu Crookes tüpü elektron keşfi deneylerinde kullanılmış katot tüpü diye de geçiyor. Bunun benzerleri var. Bunun üstüne Thomson çalışıyor zaten. Elektronla ilgili büyük çıkarımları var. Elektronun kütlesini vesaire buluyor. Yükle, daha doğrusu elektron yük bölü kütle oranını buluyor. Yani elektronla ilgili bir sürü çıkarımımız var. Peki, Crookes geliştirdiği vakumlu tüp içerisinde elektrotlara bakın. Şuradan gerilim. Gerilim uyguladığında katottan çıkan ve elektriksel alanda pozitif kutba sapan, pozitif kutba sapıyorsa yüküm nedir? Negatiftir değil mi? Artı eksiği çekiyorsa, düşünün şu yüzey pozitif yüklüyse oraya doğru yaklaşıp yapışan nedir? Zıt yükler birbirini çeker, negatiftir. Bulduğu bu ışınlar sayesinde atomun yapısında yüklü taneciklerin olduğunu da kanıtlamış. Bakın size deneyi kısaca anlatmış. Ne yapıyor? Tekrar anlatayım. Katottan yani pozitif katottan arkadaşlar bir gönderim yapıyor. Şurada da benim gerilim uyguladığım bir alan var. Bakın şuradan manyetik bir etki yapıyorum. Gönderdiklerim bakın şu tarafa yani pozitif tarafa doğru yapışıyor. O zaman bu ışının içinde negatif yük var yorumunu yapıyorum. Peki. Thomson'ın bu ışımalar üzerinde daha ileri çalışmaları var. Neyi bulmuş oluyor? Zaten az önce dile getirdik. Negatif yükleri keşfetmiş oluyor. Yani elektronları keşfetmiş oluyoruz arkadaşlar. Deneyi de tanımış olduk bu sayede. Şimdi bu soruyu size göndereceğim. Hadi bakalım bana cevaplayın. Evet. Kronometreyi de açacağım. Evet, süremiz bitmek üzere. Cevap verecek olan varsa onu hemen belirsin. Evet, sonlandırıyorum arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Yerine yazacağız. X'i alın. Hemen X3 yüklü. İyonun elektron sayısı 18'miş yerine yerleştirelim. Proton ve nötron sayısı eşitse AA dedik. Değil mi? Çoğunluk evet doğru cevabı verdi. Zaten çoğunluk cevabı aldım. Güzel. Hemen hemen %70'i doğruyu çözmüş. Şöyle sonuçları da göndereyim. Evet. Şimdi. O zaman 18'den 3 çıkarın 15. Zaten ikisi de eşitse nötron sayısı da 15. Temel tanecik sayısı nedir diyor. Bakın temel tanecik sayılarım proton, nötron, elektron. Bir atomun temel tanecik sayıları proton, nötron, elektrondur. O zaman nötronu, protonu, elektronu toplarsam 48 yani cevap denizidir arkadaşlar. Şimdi. Şu soruya bir bakalım.
X eksi 3 taneciği YA taneciğine 2 elektron verdiğinde dikkat edin iyon yükleri eşit oluyor. A değerini bulunuz demiş. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. 2 elektron verirse neler olur? X eksi 3 X eksi 1'e dönüşür mü? Evet. Peki Y'de 2 elektron aldığı için eksi 2 yüklenir ama önceden A idi. Son durumda x eksi 1, y ise a eksi 2 durumuna geçer. Peki, ikisinin de iyon yükleri eşitse a eksi 2 eksi 1'e eşittir diyoruz. A'yı çektiğimiz zaman a'nın değeri eksi 1 çıkar. Cevabımız B şıkkıdır. Bu soruları böyle çözüyoruz gençler. Anlaşıldı mı? Evet, şimdi. Evet, bu da tipik bir soru. Bakın, hidrojenin izotopları var, döteryum ve tritiyum. Burada döteryumdan bahsetmiş. Normalde izotoplarda semboller değişmez ama bu özel bir durum. Hani sembolünün değişmesi farklı bir atom olduğu anlamına gelmiyor. Bu hidrojene özel bir durumdur. Şimdi neler dikkatimi çekiyor gençler? Bakın, ikisinin kütle numarası farklı, atom numaraları aynı izotop atomlardır. Evet. Kimyasal özellikleri farklı mıdır arkadaşlar? İzotopların kimyasal özellikleri aynıdır. Tamam mı? Çünkü atom numaraları aynı. Bakın ikisinin atom numarası yani proton sayısı 1. İyon olsaydı değişiyordu. Az önce iyon iyonik halde hatırlarsanız izotop iyonlarda farklı. Peki hidrojen bir elektron aldığında izotopu olan döteryuma dönüşür. Arkadaşlar izotopuna dönüşmek demek başka bir kavram. Elektron aldığımda, verdiğimde durum farklı. İzotop olması için nötron sayısı değişmeli. Bu nükleer bir olaydır. İzotoplar doğada zaten bir arada bulunuyorlar. Şimdi o zaman diyoruz ki 2 ve 3 yanlıştır. Hidrojen zaten bir elektron aldığı zaman helyuma benziyor arkadaşlar. Atom numarası 2'ymiş gibi görünüyor. Özelliklerini helyuma benzetmiş oluyor. Bir atomun başka bir atoma dönüşmesi diye bir olay yok. O zaman nükleer reaksiyon gerçekleşmiştir. Ama elektron almada vermede nükleer olay değil. Sadece elektron sayıları yörüngeler arası bir elektron alışverişi ya da ortaklaşması söz konusudur. Evet cevabımız nedir? Yalnız bir adanadır. Bakın burada da açıklamalarımız mevcut. Şimdi şöyle bir soru tipimiz var. Bakın İyon halini vermiş. Nötron sayıları elimde, elektron sayıları elimde. Hemen bunları yerine yerleştirdiğimde proton sayısında, kütle numarasında elde ederim. Aşağıda bilgiler verilmiş. X ve Z izobardır. Y ve Z izoelektroniktir. X ve Y izotoptur. İzotopu tanıyoruz zaten. Proton sayıları aynı, kütle numaraları farklıydı. X ve Z'de kütle numaraları aynı, diğer değerler farklıydı. İzoelektronikte de elektron sayıları aynıydı. Bakalım uyuyor mu? Şimdi bakın gençler yerleştirdik. Bütün kavramları bakın 18 elektron sayım verilmiş değil mi? Yükler bütün değerler ortaya çıktı görüyorsunuz değil mi? Peki X ve Z izobar mıdır? X'in kütle numarası 35, Z'nin de 35. Diğer değerlere bakıyorum. Evet farklılıklar var. Bu izobar olduklarını gösterir. Bir doğrudur. Ama ben yanlış arıyorum. Peki Y ve Z izoelektronik midir? Bir bakalım elektron sayıları aynı mıdır? Hayır 10'a 18 o zaman bu yanlıştır. X ve Y izotop mudur? Bir bakalım. Evet atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı. Doğrudur. O zaman cevabımız yalnız 2 Bursa'dır. Şimdi şöyle tablolu sorular var. Kütle numarası, atom numarası, nötron bütün bilgileri vermiş. Bakın hidrojen, döteryum, tritiyum. Neydi bunlar hatırlayın? İzotop atomlardı değil mi? Peki yukarıdaki tabloya göre hangisi doğrudur? Şimdi bakalım doğada bulunma yüzdeleri var. Arkadaşlar izotoplar yani atomlar doğada saf halde bulunmuyorlar. Karışık halde karşımıza çıkabiliyorlar. İzotoplarıyla karışık halde cevherler halinde bulabiliyoruz. Peki bunların atom numarası nasıl keşfediliyor? Atom ağırlığı, kütle numaraları nasıl keşfediliyor? Bağlı bolluk yüzdesi diye bir kavramımız var.
Diyelim ki elimde 3 çeşit oksijen var. Biri 16 gram, öbürü 17, bir tanesi 18 gram. Nasıl karar vereceğim ağırlığına? Bunların üçünün atom numarasını toplayıp 100'e bölüyorum. Şimdi doğada bulunma yüzdesi en fazla bulunan, bakın, hidrojen. Demek ki en kararlı, en çok bulunan hidrojen. Sonra döteryum, tritium, bakın çok az görüyorsunuz. Bu yüzdeler o atomun, yani ne kadar kararlı olduğunu, ne kadar çok bulunduğunu gösteren değerlerdir. Şimdi bakıyoruz, hidrojenin doğada 3 izotopu var. Evet, doğru görüyorsunuz değil mi? Peki izotopların proton sayıları mecburen aynı, bakın görüyorsunuz aynı. Hidrojenin proton sayısı kütle numarasına eşit mi? Bakalım, hidrojen evet gerçekten de eşit. Tritium en kararlı izotop mu? Bakın, en az bulunan tritium en kararsız olandır. O yüzden cevabımız denizlidir. Yine döteryum ağır su diyoruz. Yani normal H2O bizim güncel hayatta kullandığımız su, normal su, ama döteryumun oksijenle yaptığı su çeşidine ağır su diyoruz ve tabii ki 2 gramdır ağırlığı. Normaldeki sudan daha ağır olmalıdır. Bu da doğrudur. Yani özel ismi bunun, D2O'nun özel ismi ağır su diye geçer kaynaklarda. Şaşırmayalım. Şimdi aşağıdaki grafiklerden hangisi izobar atoma aittir? Şimdi gençler, izobarda neydi hatırlayın? Kütle numarası aynı. Kütle numarası aynıysa nedir kütle numarasının içeriği? Proton ve nötron sayısı. Doğru mu? Proton ve nötron sayısı sabit, değişmeyecek. O zaman bu grafikleri nasıl yorumlarız? Yani izobar atoma hangisi uyar, ona bakmamız lazım. Eğer gençler, kütle numarası proton ve nötron sayısı toplamıysa, bu asla değişmeyecekse, proton sayısı arttıkça nötron sayısı azalmalı ya da proton sayısı azaldıkça nötron sayısı artmalı. Yani ters orantı. Bu sayı değişmeyecek matematiksel olarak baktığımızda. Tamam mı? Hangisi uyuyor arkadaşlar, burada bakın. Ters orantı. Bir tek D şıkkında var. Mesela burada A şıkkında bakın. Nötron sayısı artmış, proton sayısı sabit. Mümkün değil. Çünkü kütle numaram değişmemeli. Burada da nötron sayısı için yani sabit dediği proton sayısı olmuş, bakın. Bu da mümkün değil. İkisi doğru orantılı olarak artamaz. Eğrisel olarak da artamaz. Uyan D şıkkıdır. Nereden biliyoruz? Kütle numarası aynı olduğu için proton sayısı ve nötron sayısı sabit olmak zorunda. Biri artarken diğeri azalacak. Bunu D şıkkında görüyoruz. Peki. Şimdi izoelektronik tanecikler, bakın. Ne demek izoelektronik? Elektron sayılarım ve dizilimim aynı olmalı. X, Y, Z değerlerini sıralayın derse hepsine bir değer vereceksiniz. Kafanıza göre takılın. Buraya bir sayı verin, hepsinde aynı olsun. İstediğiniz sayıyı seçebilirsiniz. Ben burada A dedim, sayı vermedim. Eğer burası A ise A artı X 13'ü, A artı Y burada 14'ü, A artı Z'de 15'i verecek. Ben buradan X, Y, Z'yi yorumlayabilirim. Çünkü A değerlerim aynıysa en büyük ne olmalı arkadaşlar? Z, Y, X cevap C şıkkıdır. Bu şekilde yorumlayacağız. Tamam mı? Evet, şimdi X ve Y elementlerine ait. Evet, bu soruya benzer çözmüştük. Bunu da size göndereceğim. Hadi bakalım çözmeye çalışın. Elektron alma verme ile ilgili az önce soru çözdüm. Bir çözmeye çalışın. Size minik bir süre vereyim.
Son 20 saniyemiz. Evet, son 19, 8. Ve bitiriyoruz. Evet, anketi sonlandırıyorum. Evet, şimdi bakalım arkadaşlar. Neymiş cevabımız? Adana, evet. Çoğunluk zaten Adana cevabını vermiş. Bir bakalım, diyor ki X 4 elektron aldığında, bakın alsın ne oldu? Negatif yüklendi. Görüyorsunuz değil mi? Peki, Y'de 3 elektron verdiğinde, görüyorsunuz, pozitif artı ışıklı iyonuna dönüştü. Bunlar izoelektronikmiş. Peki, bu durumda ikisinin elektron sayısına A dersem, ne oldu elektron sayıları? A-1'e A artı 3. Hangisi şıklardan hangisi uyar? Yani arada bir 4 fark var, görüyorsunuz değil mi? Hangi şıkta var arkadaşlar 4 fark? Yani X'in proton sayısı Y'den daha az olmalı. Bunu da A şıkkı sağlıyor. Çoğunluk bunu çözebilmiş. Güzel, güzel. Evet, şimdi hemen ben çözüyorum. İzoelektronik tanecikler olduğuna göre magnezyum atomunun nötron sayısı kaçtır? Peki, ben burada oksijenin elektron sayısını biliyorum. Nedir burada oksijenin elektron sayısı? 10. Alıyorum bunu magnezyumda, aynı yere koyuyorum 10. Topladığın zaman magnezyumun proton sayısı 12. Peki nötron sayısını istiyor. Aradaki fark ne olacak? 12. Cevap Ceyhan. Peki. Evet, burada tablo olarak çıkabilir karşımıza gençler. Bakıyoruz. Burada tablolarda uçları birleştirdiğimiz zaman kütle numaralarını ve atom numaralarını tespit etmiş oluruz. Ben hemen onu göstereyim size. Bakın uçları birleştirdim. X, Y, Z, T için bakın değerleri yerine koydum. Bu sorularda yerleştirme yapacaksınız. Proton sayısını, nötron sayısını, kütle numarasını yerine koyduğunuz zaman zaten soru çıkıyor. Peki Y ve Z izotop mudur bakalım. Evet, atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı. Değil mi? Birincisi doğrudur. X ve Y'nin fiziksel kimyasal özellikleri farklıdır. Bakalım X ve Y'ye. X ve Y'nin her şeyi farklı değil mi? Farklı iki atom. Dolayısıyla fiziksel kimyasal özellikler farklı. Peki X ve T izotop mudur? Yani nötron sayıları aynı mıdır? Bir bakalım. X ve T neredesin? X ve T. Nötron sayıları bakın aynı değil. İzotop değil. Ama burada izotoptur demiş. O zaman yanlıştır. Cevabımız Bursa'dır. Evet. Şimdi gençler, soru çözümümüz bu kadar. 1-2 dakikamız kaldı. Size bir anket göndereyim ben. Diğer dersimiz, evet. Diğer dersimiz kütle yasalarıyla ilgili olacak. Evet. Nasıl geçti arkadaşlar? Fayda gördünüz mü? Evet. Hoşunuza gitti mi? Kafanıza takılan bir şey var mı? Anket kısmında yazabilirsiniz yorumlarınızı. Evet. Rica ederim. Dinlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Tekrar videolarını yavaşlatarak, durdurarak dinleyebilirsiniz. Çözümleri ekranı büyüterek de okuyabilirsiniz. Şimdi gençler, diğer dersimizde 10 dakika sonra buluşuyoruz. Kütle yasaları yapacağız. Biraz da evet. O sizin güzelliğiniz canım benim. Her şey sizin için. Umarım güzel bir yılınız olur. Evet, bir dersimiz daha var. O da kütle yasaları ile ilgili. 10 dakika sonra buluşacağız orada. Şimdi 10 dakikalık bir teneffüs veriyoruz. Tekrar bağlanıyoruz. 11'i 20 geçe görüşmek üzere diyorum. Evet, şimdi ara vereceğiz. Görüşmek üzere.
Merhaba gençler. Şimdi başka bir konuya başlıyoruz. Örnek sorularımız var. Ara sıra yine size soru göndereceğim. Bakalım biliyor muyuz, yapabiliyor muyuz, çözebiliyor muyuz? Kütle yasaları çalışma sorularımız. Evet, başlayalım. Herkes görebiliyor mu bu arada? Şöyle bir görseli herkes görebiliyorsa evet, hayır şeklinde yazsınlar. Görüntü ve sesli sıkıntı var mı? Görebiliyorsunuz. Görseli görebiliyorsunuz. Tamam. Tamam, güzel. Hemen bir başlayalım. Süpersiniz. Tamam, merhaba. Hoş geldiniz. Tekrar. Evet. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi, evet, fitnenin korunumu yasasını bulan Anton Lavoisier yaptığı deneyde teraziyi dikkatlice kullanmıştır. Lavoisier bir deneyinde bir miktar kalay ve bir miktar hava içeren bir balonun ağzını kapatarak cam balonu tartıyor. Daha sonra cam balon ısıtıldığında kalayın tebeşir tozuna benzer bir toza dönüştüğünü gözlemliyor. Cam balonu tekrar tartan Lavoisier, toplam kütlenin değişmediğini gözlemliyor. Olaya ait tepkime bakın, görselde mevcut. Bu deneyde 238 gram kalay kullanılmış. Deney sonunda da 270 gramlı kalay oksit, kalay 2 oksit oluşmuştur. Deneyde kullanılan oksijen kaç gramdır? Şimdi burada gençler, kütlenin korunumu yasasında tepkimenin girenler kısmındaki kütle ile ürünler kısmındaki kütlenin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. O zaman eğer kalay 2 oksit 270 gramsa, kalay da kendisi 238 gramsa aradaki fark bana neyi verecek? Oksijeni basit bir çıkarma işlemiyle 32 gramdır diyoruz. 270'ten 238'i çıkarırsak aradaki fark o balonun içindeki oksijenin ağırlığı oluyor. 32 gramdır diyoruz. Evet, basit bir kütlenin korunumu yasası sorusuydu. Şimdi karşımıza grafik gelebilir. Lütfen grafiklerde nelere dikkat ediyoruz? Grafiğin uçlarında neler yazıyor? Bakın, kütle, gram, aşağıda ne var? Zaman. Peki grafikte nelere dikkat edeceğim? Artış, azalış. Bakın burada tek artan Z, azalanları görüyorsunuz. X ve Y. Ben nasıl yorumlayacağım bunu? Ürünler kısmında Z var oluştuğuna göre, harcananlarda X ve Y. Peki ağzı kapalı 1 litrelik kapta gerçekleştirilen kimyasal tepkimede yer alan gaz halindeki maddelerin kütlelerinin zamanla değişimi. Bakın verilmiş grafikte. Tepkime sonunda kapta K gram madde bulunur. Acaba öyle mi? Şimdi bakın, başlangıçta X'in başlangıç kütlesine bakın P, Y'nin başlangıç kütlesine bakın turuncu T, görüyorsunuz. Z henüz ortamda yok. Tepkime sonunda gençler K gram Z var ortamda ve Y'den bir miktar artmış, N gram kalmış, görüyorsunuz. Bir azalma var, ona da A dedik, önemli değil. İstediğiniz değeri verebilirsiniz. Tepkime sonunda K gram madde değil, bir de N gram Y arttığına göre birincisi yanlıştır gençler. Doğruları arıyoruz. Peki, N gram Y tepkime girmemiştir. Şimdi ortamda kalan zaten N gram olduğuna göre, değil mi? Girmeyen miktar odur. O zaman doğru. Tepkime sonunda evet, K artı N yoğunluğu diyor. Yoğunluğun formülü nedir arkadaşlar? N bölü V, fizikten de biliyorsunuz. Peki tiplem K ve N ise, hacmi bakın 1 litre vermiş. 1'e böldüğün zaman direkt kendisi çıkıyor. O zaman cevabımız nedir? 2 ve 3 doğrudur. Birincisi yanlıştır, denizlidir diyoruz. Şimdi şöyle bir görsel çıkabilir. Bakın bunlar ÖSYM tipi sorular aynı zamanda. Bir cam balon, içeride çivi ve nemli hava var. Yukarıda birkaç adet demir çivi konulup içerisindeki hava ile ağzı kapalı kapta bir şey tartılıyor. Bir süre sonra çivilerin paslandığı gözlemleniyor ama kap yine tartıldığında kütlenin değişmediği ortaya çıkıyor. Biz buradan hemen neyi anlıyoruz? Kütlenin korunumu yasası ispatlanmış oldu. Peki,
Bu gözleme göre hangi sonuçlara ulaşabilirim? Bakalım ne diyor? Kimyasal bir değişim gerçekleşmiştir. Bakalım çiviler paslandı. Biz zaten biliyoruz paslanma, yanma, mayalanma, ekşime, bozulma, küflenme değil mi? Bunlar asit baza karşı durum değil mi? Yanıcılık bunlar kimyasal olay, kimyasal değişim bir doğrudur. Kimyasal olaylarda evet tarttık. Kütle değişmediğine göre kütle korunur doğrudur. Elementler belli bir kütle oranları ile bir araya gelir. Bileşikleri oluşturur. Doğrudur ama burada öyle bir çıkarım yapamıyorum. Çünkü kivinin kütlesi yok. Oksijenin kütlesi yok. Elimde hiçbir bilgi yok. O yüzden üçüncü yargıya ulaşamıyorum. Cevabım 1 ve 2 Denizli'dir. Peki. Böyle bir görsel çıkabilir karşımıza. Bakın dikkat edin farklı sorular gösteriyorum. Çünkü artık yeni nesil sorular böyle olabiliyor. Böyle bal peteği var. Hepsinin içinde de bakalım size bu soruyu göndereyim. Hemen evet. Çünkü bu soruyu cevaplayabileceğinizi düşünüyorum. Kimyanın ilk konuları bileşik element çünkü. Soruyu anlatayım size. Soruyu gönderdim. Diyor ki sabit oranlar yasasına uyanların bulunduğu bölmeleri boyarsanız hangi şık çıkar? Şimdi siz burada neyi aramanız gerektiğini biliyorsunuz. Onları bulursanız yani verilen şu çinko, amonyak, tunç bunlar nedir? Bileşik midir? Element midir? Bunu tespit ederseniz çözebilirsiniz. Size biraz süre vereceğim ben. Burada simyada iyi olan, bileşik element molekülü ayırmayı bilen çok rahat çözecektir. Evet, son 20 saniyemiz hatta 15 saniyeye geçiyoruz. Evet. Evet, yanlış da olsa cevap vermekten çekinmeyin. Fikrinizden korkmayın. Yanlış olduğu zaman zaten öğrenmemiz daha kolay. Çünkü insanlar yaptıkları hataları unutmuyorlar gençler. Evet, süremiz bitti. Evet, anketi sonlandırıyorum. Çözüme geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar, sabit oranlar yasası kimler için geçerli? Bileşikler için. Benim bileşikleri bulabilmem lazım. Şimdi ve bu peteklerde yazanları bakın şekerli su karışım çelik karışım kolonya karışım tuzlu su karışım kireç taşı bileşik. O zaman ilk boyayacağım kireç taşı. Peki tuz ruhu bileşik simyadan hatırlayın hidroklorik asit değil mi? Demir bir element, gazoz bir karışım, ozon gazı saf bir element molekülü. O zaman burada sadece şu tuz ruhunu işaretliyorum. Etil alkol bileşik, su bileşik değil mi? Şurada kalemim nerede? Su bileşik. Şurayı işaretlemeyi unutmuşum. Bakın. Evet su bileşik. Lehim ama bir çözelti. Karışım. Şuraya geçiyorum. Sofra tuzu değil mi bileşik? Tunç, çinko element. Tunç ise karışım. Amonyak bir bileşik değil mi? Alkollü su karışım ama yemek sodası bileşik. Evet bunları bakın D şıkkında buluyorum. Evet 2-3'e ayrışmışız. D şıkkında cevap verenler de var. Bu şekilde çözüyoruz gençler. Yani önemli olan aslında burada bu soru hem simyadaki yaygın adları biliyor musunuz bilmiyor musunuz? Element molekül karışımı ayırt edebiliyor musunuz? Onu sorgulamış güzel bir soru.
Şimdi evet, geldik hesaplamalar kısmına. 8 gram X elementi ile 3 gram Y elementi birleştiği zaman 8 gram XY2 bileşiği oluşuyor. Şimdi dikkat edin gençler. Burada bakın 8, 3 daha 11 ama oluşan 8 gram. Burada o zaman neyi düşüneceğim? 8 gramın hepsi kullanılmış olamaz. Çünkü işin içinde Y elementi de var. O zaman tamamen kullanılan Y kalanı X olmalıdır. Burada bileşme oranını sormuş. Bakın küçük mx bölü my nedir? Sabit oranı, kütlece birleşme oranını soruyor demektir bana. Peki diyorum ki x, y'den 3 gram kullanıyorsam ve bileşik 8 gramsa 5 gramı x oranladığım zaman 5 bölü 3 benim kütlece birleşme oranımdır diyorum. Peki şimdi XY4 bileşiğinin kütlece %25'i E. Hatırlayalım, kütlece birleşme oranı aynı zamanda yüzde birleşme oranına, yani sabit orana eşittir. Peki 48 gram X, 48 gram Y var. Kaç gram oluşmuş onu soruyor. Ben buradan arkadaşlar şöyle bir formülümüz var bakın. Şu formülü ezberleyin demiştim. Yeni izleyenler de ezberlesinler. Bu formülü bana birçok soruyu buldurur. Nedir? Formülü, yani bileşiğin formülünü bulabilirim. Ya da atom kütleleri arasındaki oran, bakın şu X ve Y'nin oranını, ya da kütlece birleşme oranını bulabilirim. Bu formül birçok soruyu çözdürecek bana. Şimdi arkadaşlar, formül elimdeyse ne diyorum ben? 1 bölü 4, değil mi? Mx bölü My oranı bilmiyorum. Kütlece birleşme oranını bulacağım. Şimdi burada kütlece yüzde elimde mi? Yani şu oran elimde mi? 25'i Y ise kalan 75 X'e ait olacak. Kütlece birleşme oranım 3 bölü 1. Doğru mu? Bunu bulduk. Benden ne istenmiş? 48'er gram kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar, bu formül aklımızda olsun da burada çok kullanmadık. Ama bunu ezberleyin rica ediyorum. Şimdi 48'er gram kullanmışım. X 3 Y 1. Y'yi 48 gram kullanırsam kaç katı olur? 48. Ama x'in 48 katı var mı elimde? Hayır. X'in 48 katı yaklaşık 144 mü yapıyor? Tam olarak hesaplayamadım. Ama burada 48 gram x var. O zaman ben x'e göre davranacağım. Yani x'i 48 alacağım. Kaç kat? 16 kat. Y'nin 16 katı var mı? Evet, 16 gram. Çünkü 48 gram var zaten elimde. 16 gramını kullandım. Maksimum oluşabilecek bileşik kütlesi şu ikisinin toplamı olmalı gençler. Nasıl yapacağımızı anladık mı? Burada arkadaşlar sınırlayıcı olan, yani bizi durduran miktarı çok olan, yani x. 3 grama göre oran yapmam lazım. 1'e göre yaparsam, yani 1'in 48 katını alırsam soruyu çözemem. O zaman şu ikisinin toplamı arkadaşlar 64 gramdan, cevap C şıkkıdır. Bu tür sorularda, hani eşit kütlede kullanırsam en fazla kaç gram bileşik oluşur sorularında, kütlesi çok olana göre kat almak işimi kolaylaştırır. Yoksa deneye deneye de bulabilirsiniz. Matematik sorusu aslında. Evet. Şimdi diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Hocam bir X2Y3 şey bir... Evet. soracağım. Bir önceki sorudaki şeye ben formülü tam olarak anlamadım da açıklayabilir misiniz? Hangi kısmını canım? Tekrar söyle bana. Bu n çarpı mx bölü m çarpı my yaptık ya. Evet. Bu n-m ilişkisini tam olarak anlamadım. Şimdi bakın, ben bunu anlatayım. Burada pek kullanmadık. Onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle xn yn formülünü bilmediğimiz bir bileşik olsun, görüyorsunuz değil mi? N ve b buradaki x ve y'nin molleri oluyor. Mesela x y4'te ne diyeceğim? 1 bölü 4. Buraya kadar tamam mıyız? Evet. Burada mx bölü my, bu soruda verilmemiş ama bu kalıbı ezberleyin. Çünkü diğer sorularda karşınıza çıkacak. Atomların kendilerine ait kütlelerinin oranı. Örneğin karbon 12, oksijen 16 ise karbon bölü oksijen 12 bölü 16 yazacaktım burada. Bu da sabit, değişmez. Mx bölü my dediği şey bizim sabit oranlar yasamız. Yani kütlece birleşme oranı. Bu bana aynı zamanda yüzde oranı verir. Bakın burada kütlece yüzdeyi vermiş. Burada kullanırım. Değil mi?
mx yani küçük m, küçük mx, küçük m'ye bana sabit oranı kütlece birleşme oranını verir. Şu ise atom kütlesidir. Şimdi ben bu kalıbı niye kullanıyorum? Sorular çıkacak karşımıza. Formülünü bulmamı sağlayacak. Burada formül elimde. Ya da kütlece birleşme oranını soran sorular var. İleride göreceksiniz. Bu şekilde kullanacağız. Ama bu soruda kullanmadık. Burada amacım kavramı göstermek. Tamam mı? Evet, burada anlaşılmayan bir şey var mı şu kalıpta? Kılacım. Yok hocam, çok teşekkürler. Tamam, rica ederim. Benim size tavsiyem yasalar, kütle yasaları konusunda bu kalıbı ezberlemenizdir. İnanın soruların %80'ini çözdürüyor. Şimdi kullanacağım önünüzde. Nasıl kullandığımı göreceksiniz. Öğrenirseniz pratik oluyor. Evet, biz ne yaptık ama burada? Kütlece yüzdeden 25'i 75'e oranladık. X bölü Y'ye yani kütlece birleşme oranının 3'e 1'i bulduk. 3'e 1 oranında bunun katları yani 3 milyona 1 milyon. 30 bine 10 bin değil mi? Ya da ne olabilir? 6 bölü 2, 9 bölü 3. Bu kat değişmeyecek. En sade hali tam sayı olarak 3 bölü 1. 48'er gram dediği için katlarını aldım. 48 olarak alırsam 3'ün katı uygundur. Çünkü 3'ün 48 katı yok elimde. O zaman ne yapacağım? 16 katını alıp 48'e eşitleyeceğim. Zaten soru çözümleniyor ondan sonra. 64 gramdır oluşan bileşiğin kütlesi. Evet, diğer soruya geçeceğim. Şimdi arkadaşlar elimde şöyle bir kütlece birleşme oranı verilmiş. Bileşiğin formülü de elimde. 14 gram X, 20 gram Y ile aynı koşullarda X2, Y3 bileşiğini oluşturuyorlar tepkimeye girerek. Şimdi buna göre en fazla 34 gram X2, Y3 oluşur diyor. Bakalım normalde şu ikisinin toplamı bakın 2 ile 5'i toplarsanız 7 gram ve katları olmalı. Tamam mı? Şimdi bir bakalım. Kütlece birleşme oranını vermiş. 14'e 20 gram elimde. Şimdi dikkat edin. Hangi katı kullanacağım? 2'nin 4 katını mı kullanmak uygundur? Değil mi? Yoksa 5'in 4 katını mı? Pardon. 14'e 20 diyor ya. Pardon. Şimdi bakın. 5'in 4 katı 20. Evet, elimde var. Değil mi? X'in 4 katı 8 grammış. 14 gram zaten içinden 8'i çekebilirim. Buraya kadar tamam mıyız? O zaman 4'er kat alırsam 8'e 20 toplarsam 28 gram bileşik oluşur ama en fazla 34 gram demiş. Bunu atıyorum. Bu gitti. Şimdi şu 14 ve 20'ye ulaşmaya çalışıyorum. Oran zaten elimde. Değil mi? Şimdi ben eğer x'i 14 alsaydım arkadaşlar bakın 14 alsaydım size göstereyim 7 katını almış olurdum değil mi? Peki 5'in 7 katı var mı? Çünkü iki tarafta aynı miktar artış görmek zorundayım. 7 katı var mı? Bakın 35. Ama elimde 35 gram yok. Görüyorsunuz değil mi? Y'den 20 gram var. O yüzden ben denklemi kime göre kuruyorum? 5'e göre kuruyorum değil mi? Yani Y'ye göre. Peki 6 gram X tepkimeye girmemiştir. Bakalım gerçekten de kimden artmış? X evet. 14 gramın kaçını kullanmışım? 8'ini kullanmışım. 6 gram artar. Doğrudur. Peki. Artan madde olmaması için tepkime kabına 15 gram Y eklenmeli. Bakalım. Artan 6'ydı değil mi? 6 gram. Peki. 2 gram X için 5 gram Y gerekiyorsa 6 gram için bakın 15 gram gerekir. O zaman üçüncüsü de doğrudur. Cevabımız Denizli'dir. Bu şekilde çözüyoruz. Şimdi şöyle bir soru tipimiz var. X2, Y3 kütlece birleşme oranı da vermiş. Bana diyor ki 80 gram elde et. Ne yapacaksınız gençler? Şunu bir toplayın. Minimum 10 gram tam sayı olarak değil mi? Tam sayılı düşünürsek 10 gram elde ediyorum. 80 gram elde etmesi 8 kat artması değil mi değerlerin? Bütün bu değerlerin 8 katını düşüneceğim. Bunun için diyor X ve Y kütleleri hangisinde doğru verilmiştir? 7'nin 8 katı 56, 3'ün de 8 katı 24'ten cevabımız Ceyhan'dır. Böyle basit bir çözümümüz var. Çünkü kütlece birleşme oranı elimde.
Evet, bakın burada göstermiş 10 gram. 80 gram için bunun 8 katı. Bütün değerlerinde 8 katını kullanırsam cevap 56'ya 24 ceyhandır. Şimdi burada dikkat edin, başlangıçta aldığı kütle eşit kütleymiş. Mesela deminki soruda dikkat edin, göstereyim size. Başlangıçtaki kütleler eşit değil, direkt kendileri. Bu soru tipinde diyor ki eşit kütlede al, 90 gram bileşik elde et. Ne yapıyorduk hatırlayın? Şu ikisini topluyorduk 10 ama 90 gram diyor, değil mi? Yani 9 kat. Şöyle çözüme geçeyim. 9 kat. 9'ar katını alırsam 36'ya 54. Peki eşit kütlede alacaksam kaçar gram almalıyım? 36'şar mı 54'er mi? 36'şar alırsam olmaz, değil mi? Çünkü bana 54 gram lazım Y'den. O zaman ikisini 54'er gram alayım. Artanı da önemli değil. Cevabım Denizli. Evet, şöyle grafikli sorular çıkabilir karşıma. Grafikte her zaman uçlara dikkat edeceğim gençler. Bakın X, bakın şurada X kütlesi, burada da alüminyum kütlesi. Çünkü bazen buralarda bileşik kütlesi yazar, işte artan kütle yazar. Soru tamamen değişir. Şimdi ben neyi biliyorum? Evet, alüminyum ve X'in kütlece birleşme oranlarını vermiş. Yani 9'a 16 gram birleşme miktarları. 27'ye 48 aynı. Aynıdır arkadaşlar. Sadeleştirirseniz 9 bölü 16'yı bulursunuz zaten. Yani bu oran değişmeyecek. Sabit oranlar yasası, adı üstünde sabit oran diyoruz. Şimdi bileşikte kütlece 64 gram X vardır. Bakalım nasıl bulacağız? Şimdi 9'a 16, 25 gram değil mi? Kimi sormuş X? 25 gramın 16 gramı X ise, değil mi? Bakın 16 gramı X. Yüzde kaçı X'tir? 64. O zaman birincisi doğrudur diyoruz. Peki 32 gram X ile 18 gram alüminyum birleşir mi? Bakalım 16 gram 9'da birleşiyorsa 32 gramda 2 kat artmış, 18 gramla birleşecek, değil mi? İkinci yargı da doğru. 8'er gram X ve alüminyumdan en fazla 12,5 gram bileşik oluşur mu? Bakalım. Şimdi 8'er gram alacağım, değil mi? X 16, X'i 8 alsam yarıya düşmüş, alüminyum da yarıya düşecek, değil mi? O zaman ben X'e göre kurdum. Ne oldu toplarsanız 12,5 gram alüminyum X 3 oluşur. Yani üçüncüsü de doğrudur. Cevap E şıkkıdır diyoruz. Şimdi geldik katlı oranlar yazısına ki ÖSYM bununla ilgili genelde bilgi veriyor. Yani her soruda basit bir bilgi veriyor. Burada da var bakın. Farklı elementler içeren bileşikler arasında katlı oran aranmaz, değil mi? Şimdi katlı oranı nerede arıyorum? Aynı elementlerden oluşan farklı bileşiklerde. Peki ikiden fazla türde elementin oluşturduğu bileşiklerde katlı oran arayamam. Yani ben iki elementli bileşiklere bakabilirim gençler. Üç ya da daha fazla element içeren bileşiklerde katlı oran bakamıyorum. Son olarak oluşan bileşiklerin basit formülleri aynı ise arada bir katlı oran yoktur. Aynı bileşikmiş gibi olur. Şimdi bakın hangisinde katlı oran vardır diyor. Hemen A şıkkını eleyebilir miyim? Bakın hidrojen, kükürt, oksijen, burada da karbon. 3 tane element var. Biz 2 elementli bileşiklerde arayabiliyorduk. Karbondioksit, kükürt, trioksit aynı elementler yok. Değil mi? Aynı elementlerden oluşmalı. Peki burada bakın sadeleştirin. 3 ile 6'yı sadeleştirin. CH2, 4 ile 8'i sadeleştirin. CH2'ye, yani basit formülleri aynı. Zaten kat çıkmıyor, uymaz. Burada bakın herhangi birini sabitlerseniz, mesela demiri sabit diyelim. Burada demir F2O3, burada da FO. Şurayı ben demir 2 oksit 2 ile çarparsam demir miktarları sabitlendi mi? Evet. Peki burada oksijen de 2 oldu bakın. Burası 2 oldu. Şurada 3. Birinci bileşikteki oksijenin ikinci bileşikteki oksijene oranı 2 bölü 3. Ben burada bir kat buldum. Evet, katlı oranlar yasasına uyar. E şıkkına bakıyorum. Bakın farklı elementler olduğu için uymaz diyorum. Şimdi
Şöyle bir görselli sorumuz olabilir. Bakın baloncuklar var. Aynı elementlerin oluşturduğu farklı bileşiklerde hangisinde katlı oran 2 bölü 3'tür? Deneyeceksiniz. Mesela 1 ve 2 diyor arkadaşlar. Bakın nasıl çözeceğiz? Birincisinde ben ne yapıyorum? Karbonları eşitlesem, şunu 2 ile çarpsam, bakın 2 ile çarpsam, şurada hidrojen 8, 8 bölü 6'dan 4 bölü 3 uymadı değil mi? Yani 2 bölü 3'ü bulamadım. O zaman attım. 1 ve 3'e bakıyorum. Bu sefer de 3 ile çarpıp karbonları eşitlesem, bakın 1 ve 3'te. Ne oldu burası? 3 kere 4, 12 bölü 4'ten katlı oranım ne çıkmış bakın? 4. C şıkkına geliyorum. 2 ile 4'e bakın diyor. Peki ben bunu 2 ile çarpsam karbonlar ikisinde de 4 oldu. 12 bölü 10'dan 6 bölü 5 ne oldu? Burada da uymadı. D şıkkına geliyorum arkadaşlar. 3 ve 5'e bakacağım. Şurada 3 ile çarpsam değil mi? Şurayı da 4 ile çarpsam karbonlar 12 oldu. 16 bölü 10 arkadaşlar. 3 ve 5 pardon. Şuraya bakacağım. Şununla değil. O zaman şurayı 3 ile çarpıp değil mi? Şunu sileyim ben. Bir dakika gençler. Çünkü 3 ve 5'e bakmamız lazım. Şu ikisine bakıyoruz. Bakın. Şimdi burayı ben 5 ile çarpsam, şurayı da 3 ile çarpsam karbonlar 15 oldu. 20 bölü 30'dan 2 bölü 3'ü buldum. Demek ki D şıkkı uyuyor. E şıkkının da çözümlemesi var. İnceleyebilirsiniz doğrulamak için. Bunu bir tek sağlayan D şıkkıdır. Katlı oranı bu şekilde buluyoruz. Katlı oran nasıl bulunur? Birinin miktarını sabitleyip diğerlerini oranlayacaksınız. Eğer bu sayı birden farklıysa orada katlı oran vardır diyoruz. Peki. Şimdi aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisinde eşit yüklede x ile bileşen y'ler arasındaki oran 2 bölü 3'tür. Bakın ne diyor bana? X'i eşitle bilgiyi vermiş. Bakın burada x'ler eşit. Y'lerin oranı 2 bölü 1, 2 bölü 3 değil gitti. Şunu 2 ile çarpsam. Çünkü x'leri eşitlemem lazım. 2 bölü 3'ü buldum mu? Evet. Zaten cevap hemen çıkıyor. 2 bölü 3. Şimdi. Aşağıdaki tabloda x ve y'den oluşan bileşikler var. Şimdi dikkat edin. Birinin formülü yok. Şuraya bakın arkadaşlar. Bileşik kütlesi diyor. Sakın y demeyin. Peki y'nin miktarı nedir? Çıkarırsanız 4'ü. Y'nin miktarı burada 1. Bakın burada da 10'dan 9'u çıkarın. İkinci bileşikte de 1 gram var. Lütfen şuraya dikkat edelim. Burası y kütlesi değil. Bileşik kütlesi. İkinci bileşiğin formülünü bulalım. Şimdi katlı oran yasasından faydalanırım. Ne yapacağım? X'lerin miktarını sabitleyip y'leri oranlayabilirim. X'lerin miktarını bakın sabitlersek yukarıyı m aşağıya 2 ile çarparsak 2m oldu mu? Evet. Bu arada y'lere bakıyorum. Y'lerin kütlesini de eşitlemem lazım. Değil mi? Nasıl eşitleyeceğim? Ben burada x'in kütlesini eşitledim ya. Ağırlıkta da x'in kütlesini eşitlemem lazım. 4'e 9 nasıl eşitlenecek? 36'da birleşiyorlar. Ben x'in kütlesini 4 ile çarptığım gibi y'ye de aynı işlemi uygulamalıyım. Değil mi? Yani x'i hangi sayıyla çarparsam y'yi de aynı sayıyla çarpmak zorundayım. Sonra hata yaparım. Peki 9 ve 4 ile çarptık. Burayı da çarptık. 1 gram zaten y. Peki şurası ne oldu arkadaşlar? 6m bölü 2n değil mi? Çarptığımızda. Peki burada y'ler ne oldu? 9 bölü 4 oldu. Eşitlediğimizde m bölü n ne çıktı? 3 bölü 4. Peki xm yn değil miydi benim formülüm? Yerine koyarsam x3 y4 kar. Katlı oranı kullanarak m ve n'yi çekmiş oldum buradan. Yalnız dikkat etmeniz gereken ben burada x'leri çarpıyorsam y'leri de çarpıyorum. Yani bunlar 2m oldu ama y'ler 6m 2n oldu. Aynı şeyi kütlede de yapmak zorundayım. 9 ve 4'ün ortak katı zaten 36. Gereken sayıyla çarpıyorum. Ona göre eşitliyorum. Ona göre işlem yapıyorum. Dikkat edin diye. Şimdi grafik ne olabilir?
Grafiğin uçlarına bakın. X kütlesi, Y kütlesi diyor. İki ayrı bileşik için elementlerin kütlece birleşme oranları verilmiş. Katlı oranı soruyor gençler. Katlı oranı. Şimdi bakın bunu tabloya çevirirseniz, bakın tabloya çevirin, çok rahat çözersiniz. Katlı oranı nasıl buluyordum? Birini sabitlemem lazım. Ben X'i sabitlemek istedim. Bakın X'i sabitlemek istedim. İsterseniz Y'yi de sabitleyebilirsiniz. Birbirinin tersi çıkacak. Ve şıklarda ikisi birden olmaz. Dikkat edin. Peki X 21'de eşitlendi. Çarparsanız 9 bölü 35 şıklarda C şıkkı var bir tek. Bu şekilde. Şimdi ben Y'lerde eşitlik yapsaydım 35 bölü 9 bulacaktım zaten. Sıkıntı yok. Aynı kapıya çıkıyor. Evet. Demek ki ne yapıyorum? Tabloya çeviriyorum. Katlı oranı istiyorsa X ya da Y'den birini kütlesini sabitleyip diğerini oranlıyorum. Şimdi 38 gram X2Y3 bileşiğinde 14 gram X olduğuna göre 0,7 gram kullanırsam bakın dikkat edin. Başka formülde bir bileşik geldi. Dikkat edin. İşte böyle bir soruda ben pardon az önce şu formülü göstermiştim. Bir formülden başka bir formüle geçiyorsam şu denklem işime çok yarıyor. Şimdi birinci bileşikte formül elimde mi? 2 bölü 3 yerleştirdim. Mx bölü my'yi bilmiyorum. Bunu bulup diğer bileşikte kullanacağım. Çünkü ikisi de x ve y'den oluşmuş değil mi? Peki. 14 gram vermiş. 38'den 14'ü çekin. Kalanı zaten 24 gram y. Buradan atom kütlesi oranını bulduk mu? Bakın atom kütlesi oranı bulduk. Ben bunu diğer bileşik içinde kullanırım. Çünkü aynı x ve y'den oluşmuş. Formül de elimde. Hadi yerine koyalım 1 bölü 2. Şunu da yerleştirdim. Bakın yeni birleşme oranım şu bileşik için 7 bölü 16'ymış. Yeni kütlece birleşme oranı bulduk mu? Evet. Bana neyi sormuş? 0,7 gram x kullanarak. Burada ne var? X. 0,7 nedir? 0,1 katı. Aşağıdakinin de 0,1 katı olacak. 1,6. Toplarsanız 2,3 gram bileşik elde edilmiş olur. Tamam mı gençler? Evet. Şimdi bakın burada deminki soruya benziyor. Formülü bulabilirsiniz. Nasıl bulabiliriz? Katlı orandan. Ama neye dikkat edin bakın. Burası bileşik kütlesi. Hadi bakalım bu soruyu size gönderiyorum. Bir çözmeye çalışın. Zorlanabilirsiniz. Yeni öğrenenler var. Size biraz kalem oynatma zamanı veriyorum. Biraz uğraşın bakayım. Buna benzer çözmüştük. Evet, süreyi bitireceğim. Başka cevap verecek olan var mı gençler? Evet, gelsin cevaplar. Evet, sonlandırıyorum. Evet, bir bakalım cevabımız neymiş? Cevap Bursa. Çoğunlukla Bursa'yı vermiş. Çok güzel. Neye dikkat edin demiştim. Şurası bileşik kütlesi. Yani 14'ü çıkarıp y'leri bulmanız lazım. 8'e 20. Peki ben burada x'leri sabitlesem. Değil mi? Bunu 2 ile çarpsam 14 gram oldu. Burada da sabitleyeyim.
A diyelim değil mi? A'ya 2 ile çarptım. Ama dikkat edin, burayı 2 ile çarptığım zaman şuradaki Y'yi de 2 ile çarpmam lazım. Peki Y'leri oranlayalım. A bölü 2B değil mi? Eşittir. Burası nedir? 8 bölü 40. Buradan A bölü B 2 bölü 5 çıkar. Yerine koyarsanız formülüm B şıkkıdır. Evet, şimdi yine kapalı bir kapta. Evet, bu soruyu siz bana gönderin hemen. Bu basit, çözebileceğiniz bir soru. Evet, bileşiklerin miktarı verilmiş, oluşan bileşiğin kütlesi. Buna benzer konunun başında çözmüştük. Evet, çözüme geçeceğim. Evet, başka cevap varsa. Evet, sonlandırıyorum. Evet, çoğunluk zaten doğru cevabı vermiş. Bakın 24 ile 16'nın toplamı zaten 40. Tamamen harcanmışlar. Bu aynı zamanda benim kütlece birleşme oranım. Yani 24 bölü 16 x'i y'ye oranlayın demiş. 24 x 16 y. Yerine koyun. 3 bölü 2. Dikkat edin. Bakın 2 bölü 3 de var. Bu y'nin x'e oranı. Dikkat edin. X bölü y'yi istemiş. Evet, güzel. Şimdi burada bakın iki farklı formül. Ne yapacağız gençler? Burada bakın göstereyim size. Şu kalıbı kullanacağız demiştik değil mi? Hemen birinci bileşik için yerine koyalım. 1 bölü 2. Buradan mx bölü my'yi çekerseniz 7 bölü 6 da zaten verilmiş. 7 bölü 3 sabitim benim. Tamam mı? Bunu ikinci bileşikte de kullanacağım. İkinci bileşiğin formülü elimde. Benden kütlece birleşme oranını istiyor. 2 bölü 1, 7 bölü 3 ile çarptığım zaman yeni kütlece birleşme oranım nedir? Ceyhan. Sıla'cığım sen sormuştun. Şimdi o kalıbı nasıl kullandığımızı gördün mü? Evet hocam, anladım şimdi. Yani çok kullanışlı oluyor. Hem formülü buldurur. Çünkü bazen formülü vermiyor. Bazen de kütlece birleşme formülü. Hatta atom kütleleri oranını isteyen sorular var. Hemen o kalıbı birinci bileşikte ayrıca kullanın. İkinci bileşiğe geçin. Ne istiyorsa onu bulun. Hiç sıkıntı çekmezsiniz. Tamam mı? Tamam hocam. Çok teşekkürler. Rica ederim canım benim. Şimdi son olarak şu soruyu çözelim. Süremiz bitmek üzere. Arkadaşlar grafik varmış. 25 gram bileşiğin kütlesi eklenen 7 gram. Ben hemen 25'ten 7'yi çıkaracağım. Kalan kütle bana neyi verecek? X'i verecek değil mi? O zaman ne diyorum? 18 gramı X. Peki dikkat edin. Bir şeyler eklenmiş ama sabit. Yani ortamda X yok. Kaç gram? 4 gram Y eklenmiş ama bir şey olmamış yorumunu yapmam lazım. Hemen diyoruz ki kütlece birleşme oranı 18 bölü 7'dir değil mi? Ama ne demiş? 14 bölü 11. Attık bunu. Tepkime de evet, az önce söyledim, 4 gram Y artmıştır. Doğrudur. Tepkime de gerçekten de 18 gram X kullanılmıştır. Bunu da bulmuştuk. Doğrudur. Cevabımız Denizli'dir. Evet, konumuz yani çalışmamız bitti arkadaşlar. Size şöyle ankette gönderebilirim. İsteyen sesli de katılabilir. Mikrofonu açabilen varsa arkadaşlar. Evet, şöyle göndereyim. Umarım tekrar hoşunuza gitmiştir, işinize yaramıştır. Asıl canlı derslerimize bekleriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Derslerimize katılırsanız beklerim, görüşmek üzere derim. Evet. Sözü olan varsa şu cevaplar kısmını yazabilir. Kendinize iyi bakın, iyi pazarlar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum dinleyenler. Tabii yeni öğrenenler, ilk defa görenler için
farklı olabilir, normaldir. Tanımış oldunuz en azından. Şimdi güzelce gidin çayınızı, kahvenizi için. Görüşmek üzere tekrar.